2023 yılında ev sahibi kiracı tartışmaları oldukça gündemdeydi. Peki emlakçılar açısından 2023 yılı nasıl geçti? 2024 yılında beklentiler neler? Şimdi gayrimenkul danışmanı Pınar Bostancı'dan dinliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Pınar Bostancı ben. Gayrimenkul danışmanıyım. Yaklaşık 7 yıldır gayrimenkul sektörüyle ilgileniyorum. Biraz 2023'ün değerlendirmesini yapalım istiyorum. Nasıl geçti emlakçılar için 2023 yılı? Yani şöyle, aslında çok hareketli diyebiliriz aslında ama kötü diyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü 2023 bakılınca emlak sektörü için çok sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü hem bir deprem yaşadık, ekonomik kriz vardı, seçimler vardı. Ama buna rağmen yapılan işlemlere bakılınca bence gayet hareketli diyebilirim. 2024 yılında neler olacak sizce? Şöyle, aslında 2024 için genel olarak şunu söyleyebilirim. Sadece emlak için değil, genel bütün sektörlerde mutlaka bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda zaten siyasal gergin bir ortamımız var. Ekonomik krizler, savaşlar, tabii bunlar sektörü olumsuz etkileyen şeyler. Yani pek parlak bakmıyorum ama biz gene doğru müşteriyle doğru ürünleri buluşturup ticaretimize devam edeceğiz. Bir yatırımcı size geldi. Neye yatırım yapmalı sizce? Aslında biraz da yatırımcıyı tanımak burada önemli diye düşünüyorum ama toprak asla kaybettirmez. Yani kesinlikle arsa tarla yatırımı diye düşünüyorum. Yani şöyle, bunu aslında az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yani bu kira oranı %25'e sabit olduğu sürece bu sıkıntılar yaşanacak diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde ev sahipleri de kiracılar mahkeme süreci oluyor, yargıya taşınıyor ve haliyle bir süre sonra ya erteleniyor ya da ilgilenilmiyor diye düşünüyorum. O yüzden çözümü olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana.